Kaydımızı da başlattım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde bize ayrılan web alanı üzerinde plastik paneli kullanarak yönetimimizi gerçekleştirebiliyorduk. Dışarıdan harici bir FTP programıyla .NET Core projelerimizi oraya göndermiştik. .NET Core projelerimizi yayınlamaktan bahsetmiştik. Orada karşımıza çıkan birkaç kavram vardı. Çalışma zamanı bağımlı, framework bağımlı ve self-contained bağımsız olarak yayınlamak. İşte yürütülebilir dosyalar, DLL dosyalar. DLL dosyalar çapraz platformlu olarak çalıştırılabiliyordu. Yürütülebilir dosyalar platforma özgü olarak üretiliyor. Bunların avantajları var, dezavantajları var demiştik. .NET Publish komutunun bazı parametrelerini incelemiştik. Yayınlayarak elde ettiğimiz DLL'leri karşı tarafa yükledik. Burada arkadaşlar arada aklıma gelen bir konu daha var. Onu atlamışız. Biz bu arada veri tabanı ile ilgili yapmamız gereken ayarlamalar olmuştu. İzinler konusunda ya da işte resim yüklerken yukarıya upload etmemiz gerekiyor. Orada yapmamız gereken izinler olmuştu. Şimdi Plesk panelde bir de DNS ayarları var. Onu da hemen bu araya sıkıştıralım isterseniz. Ondan da bahsetmeden geçmeyeyim. Dersin geçen bölümünde değil de ilk bölümünde bir alt alan oluşturmuştuk arkadaşlar. Deneme 2 optik analiz e-mail diye. Yani bizim domainimizi yazarak ulaşabildiğimiz, önüne bir önek koyup sonuna da domainimizi yazarak ulaşabildiğimiz bir alt alandan bahsetmiştik. Bu alt alanın içinde, subdomainin içinde aslında basit bir web sayfası yine var. Web uygulaması var. ASP.NET ile oluşturulmuş basit bir web uygulaması var. Ama dikkat ederseniz o çalışmayacak. Çalışmıyor. Yani bizim domainimiz çalışıyor ama subdomainimiz çalışmıyor. Deneme 2. Şu. Yok, pardon. Nereye gittik? Deneme 2. Optik analiz e-mail. E-mail. Evet. Dediğimizde bir IP adresi bulunamıyor diyor arkadaşlar. Burada bir yönlendirme sorunumuz var. Onu nasıl gidereceğiz? Daha önce bir siteden bahsetmiştim. Yönlendirme işlemlerini takip edebileceğimiz, DNS kayıtlarını izlemek için kullanabileceğimiz bir siteden bahsetmiştim. Orada deneyelim isterseniz. Sorun neredeymiş? Deneme 2 optik analiz e-mail dersek eğer. Bakın siteler hep birbirine yönlendirerek gidiyor. En sonunda iş Natron'un name server 1'ine kadar geliyor. 85 adresine burada dönüşüyor. Pardon, 185. Ama ondan sonrası gelmiyor arkadaşlar. Bu 185'in aslında bizim bu web alanının 116'lı adresine dönüşmesi lazım. Yani şuna dönüşmesi lazım. Bunu çevirecek olan da, bu dönüşümü gerçekleştirecek olan da bize ayrılan alandaki DNS ayarları olacak. Şuradan benim kullandığım programda DNS yönetimi diye geçiyor. Hosting firmalarında vardır illaki bir yerlerde. DNS yönetimi diyoruz. Tabi hesaba tekrar girmemiz gerekecek. Yönet dedik. Şuradaki web alanının DNS yönetimini açıyoruz. İlk grupta biz deneme optik analiz diye oluşturmuştuk. Onların A kayıtları duruyor arkadaşlar burada ama deneme 2 için henüz yok.
bu web alanını silince buradaki DNS ayarları silinmiyor. Eğer istersek yukarıdan bunları sıfırla diyebiliriz. Şimdi biz yeni bir tane daha ekleyelim. Alt alanlarda örneğin www yazdıklarında da aynı yere ulaşmasını istersek www içinde bir alt alan ekleyebiliriz. Ama biz şimdi deneme 2 için ekleyeceğiz. Nereye gitmesini istiyoruz bunun? Şuradaki IP adresine gitmesini istiyoruz. Buraya gelip yapıştıralım. Değiştir dedik. Hemen etkili olmuyor arkadaşlar. Bu maalesef birkaç dakikayı bulabiliyor. Yani eğer ki kullanıcılar deneme 2.optik analiz e-mail derlerse en sonunda adresin 116.202'ye kadar dönüşebilmesi lazım. Bu işlemin çalışabilmesi için. Şuradan Trace'e gelelim. Kayıtları izlemek için kullandığımız siteye gelelim. Deneme 2 optik analiz e-mail'e bakalım. Evet. Henüz etkili olmamış. Bunu aradan önce yapsaydık keşke. Dediğim gibi birkaç dakika geçebiliyor buranın etkili olabilmesi için. Bir daha kapatıp açalım. Hatta bu siteyi şuradan denesek. Şuradaki DNS ayarının ağ kayıtlarının etkili olup bize 116'lı adresi vermesi gerekiyor arkadaşlar. O gelinceye kadar o arada biz başka bir işlem yapalım o zaman. Onu beklemek zorundayız. Tabii başka bir işlem yapmak için de burayı silip cPanel'i gösterecektim size. Burayı silmemiz gerekiyor. Neyse şöyle yapalım. Şimdi Plesk panelle uğraşırken bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi web alanını yönetmek için başka seçeneklerimiz de var. Plesk panelin alternatifi cPanel'de var. cPanel'deki sorun nedir? Daha doğrusu sorun değil de sorun aslında yani bir sorun olarak çıkıyor. Araştırdığınız zaman birçok kullanıcı .NET Core projesinin cPanel'de yayınlanamadığını söylüyor. Haklılık payı da var. Şu anda bizim kullandığımız hosting firması da buna yanaşmadı arkadaşlar. Normalde yayınlanabiliyor ama üzerine bir eklenti kurarsak yayınlanıyor. Ben böyle bir eklentiye ulaştım, Nexus Core diye. Başka eklentiler de vardır muhakkak. Bunun yayınlanması için rica etmiştim ama adamlardan gelen cevap paylaşımlı hostinglerimizde ilgili işlem yapılamamaktadır gibisinden oldu. Daha önce ümitlenmiştim. Hani gereksinimleri yazarsanız kurabiliriz demişlerdi. Ben de eklentinin kurulum sayfasından anladığım kadarıyla oraya yazdım. 5 kullanıcıya kadar da ücretsizdi. Yani benim kullanıcıma aslında bu tanımlanabilirdi. Şirketi etkileyecek bir durum yoktu ama onlar yüklememeyi tercih ettiler. Ben de kendi sunucularımdan bir tanesine cPanel'i yükleyip orada denedim. Onu göstermeye çalışacağım size. O arada şu geldi mi bakayım. Kendimi haber spikerleri gibi hissettim. Yani laf dolaştırıyorum aslında. Biraz zaman kazanmak için. Şuna bir bakalım bir daha. Evet, güzel. Bakın gelmiş bu sefer. Şuraya kadar ulaşıyordu. 85.159.64.2 adresi. En son name server'a kadar geliyor. Natron'un name server 1'ine geliyor. Bunu bazen 2 alabilir, 1 alabilir. Daha sonra burada arkadaşlar içindeki ağ kayıtlarından dolayı bu 116'lı adrese dönüşüyor. Yani biz buraya gelip deneme 2
Optik analiz, email dediğimizde bu aslında DNS'lerden geçerek en son Natron'un name server 1'ine kadar geliyor. Ve oradan da bizim şuradaki IP adresini alıyor. Buradaki IP adresinden de ismine göre eşleştirilerek bu IP adresinde iki tane alan tanımlanmış durumda. Bir domain, bir de subdomain. Buradaki deneme 2'ye denk geldiği için karşımıza bu sayfa çıkıyor. Normalde burası Natron'un oluşturduğu basit bir ASP.NET sayfasıydı. Buradakileri silelim. Seçemiyoruz hepsini. Bunları sildik. Dışarıdaki index dosyamızı ekleyelim buraya. Ya da ASP nokta ya da onunla uğraşmayalım. İndeksimizi ekleyelim hemen. Şimdi web config'ini falan değiştireceğiz ya. Şuradaki masa üstündeki index dosyamız neredeydi? Bunu yükledik. Deneme 2 optik analize bakarsak eğer web uygulama yayınlamayı deniyorum kısmı çalıştı. Domainimizi denersek veri tabanlı projemiz çalıştı. Domainleri ve subdomainleri bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğer istersek arkadaşlar yeni bir alan ekleyip orada da neydi onun adı? İçerik yönetim sisteminden bahsetmiştik ya. Neydi arkadaşlar ya? Bugünlerde unutuyorum. Ha, WordPress. Evet, WordPress uygulamalarını çalıştırabiliriz. Yani ayrı ayrı domainlerde bu işlemleri yürütebiliriz. Peki, şimdi gelelim cPanel'e. Buradaki artık bu projeyi biz kaldıracağız. Çünkü bu web alanını başka bir panelle yönetmeye çalışacağız. O yüzden buradaki web alanını siliyorum arkadaşlar. CMS, evet. Posta kısmını da silebiliriz de. Hadi silelim. Bu bazen zaman alabiliyor işte. Artık bunların çalışmaması gerekiyor. Hala ön bellekten alıyor muhtemelen. Ya da silme işlemini tamamlayamadı galiba. En azından burayı sildi. Tamamen kalkması lazım ama. Bu web alanına başka bir panel eklemek için. Tamam, kalktı. Şimdi yeni web alanı oluştur diyoruz. Yine yurt dışındakini kullansın. Ve bu sefer yönetim olarak o alanı yönetmek için cPanel'i tercih edelim. Yine bunu alan adı olarak optik analize bağlasın. Bu aslında arka planda o DNS ayarlarını yapıyor arkadaşlar. Bireysel kullanım için diyelim.
İleride bu alanın içindeki dosya ve klasörlere erişmek için harici bir FTP programı kullanırsak bu FTP şifresiyle işlem yapabiliriz. Şimdi cPanel'imizi oluşturuyor. Dediğim gibi cPanel'in doğrudan .NET Core projelerini yayınlamak için bir desteği yok arkadaşlar. Şu anda oluşturdu. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Optik analiz email diyelim. Niye gelmedi? Örnek bir web sayfası gelmiş olması lazım buraya. cPanel'e bağlan diyelim. Biraz önceki Plus panelden farklı bir ekran geldi. Ama yapabileceğimiz işlemler yine az çok aynı şeyler. Burada yine dosya yöneticisiyle içindeki dosyaları yönetebiliriz. Biraz önce arkadaşlar HTTP DOCG klasörü vardı. Burada artık Public HTML klasörü devreye girdi. Index HTML'nin aslında karşımıza geliyor olması lazım ama bazen işte güncelleyemiyor. Neyse çok da önemli değil. Zaten buradaki Plus panelden değil arkadaşlar, diğerinden anlatmaya çalışacağım size. Az çok şöyle ekranı görelim diye buraya geldik. Yine FTP hesapları dersek buradan harici bir FTP programını kullanarak bu alana erişebilmenin yollarını görüyoruz. ftp.opticanalyz.email diyor FTP sunucusuna. Bunu çözemezse arkadaşlar, buradaki FTP'ye ulaşamazsa, çünkü onun da DNS'lerden geçmesi gerekecek. Şu adresi kullanabilirsiniz. 116'lı adresi kullanabilirsiniz Faizli'ye yazmak için. Tamam. Burada arkadaşlar normalde buraya biz .NET Core projemizi atsak çalışmayacak. Onun için bu panelin üzerine bir eklenti kurulması gerekiyordu. Maalesef şu anda bizim kullanıcımız o eklentiyi kurmaya yetkili değil. Bunun için ancak hosting firmasındaki bu panelin üzerinde çalıştığı Linux makinenin sudo hesabı lazım. Yönetici hesabı lazım. Root olabilir ya da root'un yetkilerine sahip sudo hesabı olabilir. Onu da işte dediğim gibi ilgili hosting firmasının yöneticilerini ikna etmeniz lazım. Daha doğrusu oradakileri ikna edip bu eklentiyi kurdurmanız lazım. Şu anda biz bu Natro firması için bunu yapamadık. cPanel'de terminalden kuruluyor mu? Terminal yok mu cPanel'de? Terminali de açabilirler. Yani şu anda bize terminale izin vermemişler. İzin verseler de o terminaldeki kullanıcının yetkisi olmayabilir. Hasan, tamam. Şimdi bunu ben size kendi sunucum üzerinden göstermeye çalışacağım zaten. Şunu bir kapatalım. Şu Ubuntu'da hiçbir panel yüklü değil arkadaşlar. Burada tamamen servisleri falan kendi elimle yazmam gerekiyor. Nginx diye bir reverse proxy var. Onu kendi elimizle yapılandırmamız gerekiyor. Normalde cPanel bu işleri bizim yerimize alıyor. Ya da işte Plesk panel. Şundakinde de cPanel'de de arkadaşlar üzerinde bir panel kurulu. Ona bakalım. O sunucuya bağlan dedim şimdi. Bu bağlantıyı SSH ile gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha güvenli olsun diye. Yani bir genel anahtar, bir özel anahtar önceden verdiğimiz. Şimdi özel anahtarın da şifresini girdim. Buradan arkadaşlar şunun normalde yayınlanmaması gerekiyor ama bu kodu
kopyalarsam, browser'a yapıştırırsam, C panelleri de yönetebileceğim Web Host Management'a giriyorum. Web Host Management diye bir yönetim ekranı var. Şöyle. Şuradaki Web Host Management açılımı bu sanırım. Bunu kullanarak arkadaşlar kullanıcı yönetimini gerçekleştiriyorum. O sonucudaki panellerin konfigürasyonunu yapabiliyorum. Web Host Management'ta bu eklentiyi doğrudan kurabiliyoruz. Burada artık arka planda şu sudo hesabı da bizim elimizde olduğu için şu anda bakın doğrudan root'ta çalışıyoruz. Buradan istediğimi bu panele kurabiliyorum. Daha doğrusu bu sunucuya kurabiliyorum. O sunucunun üzerinde de Web Host Management çalışıyor. Nexus Core eklentisini o terminal yardımıyla kurduğumuzda şuraya eklentiler kısmına geliyor. cPanel için Nexus Core eklentisi buraya geliyor. Buradan bizim bunu kullanıcılara bağlamamız gerekiyor. Burası yardımıyla biz ne yapabiliriz aslında? Hesaplar oluşturabiliriz, paketler oluşturabiliriz. Bu paketleri satıcılara atayabiliriz. Satıcılar olabilir, yani satıcılar kendi hesaplarını oluşturabilir gibi. Ben daha önce paketler tanımlamıştım. Şuradan bir paketi düzenle diyelim. Paketlere ekleyebileceğiniz de özellikleri aslında daha önceden ayarlıyorsunuz. Şurada paketlerin içinde özellik yöneticisi var. Kısıtlı özellikler demişim bazılarını denemek için. Bu özellikler şu şu pakette olsun olmasın gibisinden. Daha sonra da arkadaşlar bu paketleri kullanıcılara atıyoruz. Buralar çok önemli değil aslında. Kullanıcılar dediğimde şurada hesap bilgilerini göstereyim. Hesapları listele diyelim. Bu sunucuda ben bir tane hesap oluşturmuşum. Şu IP'yi kullanan ve giriş için cPanel'i kullanacak olan eHurnal diye bir tane hesap oluşturmuşum. Bunu da bir alan adıyla ilişkilendirmişim. Isı hesap XYZ diye. Bu da atıl durumda olan bir alan adı. Natro'daydı. Natro'yu da buraya bağladım daha önceden. DigitalOcean'dan bu sunucuları yönetiyorum. O bağlama işlemlerini de oradan yapmıştım. Peki, şimdi bu kullanıcının kullandığı paket neymiş? Without paket diye bir seçenek var arkadaşlar. Burada SQL Server'ı kullanmadan bir tane paket denemiştim. Without paket. Paketlere bakarsak eğer şuradan bir paketi düzenle diyelim. Without paketi düzenlesin. Evet, bakın. Kullandığımız Nexus Core eklentisini o pakete atamışız. Artık bu paketi kullanan bütün kullanıcılar Nexus Core eklentisinden yararlanabilecekler. Sadece paketlere değil, şimdi bu biraz daha nasıl söyleyeyim? Hani doğrudan kullanıcılar için değil de hatta satıcılar için bile kullanabileceğiniz bir ekran. Yani siz bunu alıp aslında kendi sunucunuzu kurup satıcılara satabilirsiniz bunları. Sattınız, kendinize bir paket oluşturdunuz. Örneğin ben Erkan Hurnalı kullanıcısına hesap işlevleri diyelim. Bir hesabı değiştir diyelim. Yani doğrudan kullanıcılara da olabilir. Paketler üzerinde gösterseydim keşke. Erkan Hurnalı, eHurnal'i kullanıcısı Without pakete aitmiş. Without paketi kullanıyormuş. Eğer istersek bu paketin haricinde ek özellikler de tanımlayabiliriz. Ama siz bunu kendi sunucunuza kurup paket oluşturursanız ve o paketleri kullanıcıya satarsanız örneğin demişiz ki sınırsız disk kullansın. Hiçbir paketi kullanıcıya satarken sınırsız disk vermeyiz muhtemelen.
Ne yapacağız? 1 GB'lık disk kullansın. İşte aylık band genişliği şu kadar olsun. FTP hesabı oluşturabileceği FTP hesabı 2'yi geçmesin gibisinden kendinize paketler oluşturabilirsiniz. Buna fiyat belirleyebilirsiniz. Bu paketi kaç liraya satıyorum? Aylık 2 dolara satıyorum gibisinden. Daha geniş bir paket oluşturursunuz. Onu aylık 5 dolara satıyorum diyebilirsiniz. Hatta bunları dediğim gibi satmaları için satıcılara da verebilirsiniz. Yani siz toptancı olabilirsiniz. Burada hesap oluşturmak yerine satıcı da oluşturabilirsiniz. Tamam. Bu konular biraz aslında konumuzun dışında. Bizim burada asıl dikkatimizi vermemiz gereken yer Nexus Core eklentisi. Bu eklentiyi kurduk. Bunu paketlere tanımlarsak bu pakete ait olan tüm kullanıcılar bundan yararlanabilir. Ya da doğrudan bir kullanıcıya da bunu atayabiliriz. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında hosting firmaları bunu biliyorlardır muhtemelen. Yani özellikle bir kişinin paketine tanımlamak, daha doğrusu bir kişinin hesabına tanımlamak da olabilirdi. Ama bunu bizim hosting firması yapmadı. Gelip eHurnal'i kullanıcısına ne yapacaktı? Nexus Core eklentisini verecekti. Bakın şimdi eHurnal'i kullanıcısıyla giriş yapalım buraya. eHurnal'i kullanıcısı normalde web host management'ı kullanarak değil, cPanel'i kullanarak girecek. Şuradaki kısmı alıp yapıştıralım. Sonunu 3 yapalım. cPanel geldi. eHurnal'i kullanıcısıyla giriş yapıyorum. Bakın, Nexus Core eklentisi atandığı için şurada asp.net core kısmı geldi buraya. Ama Natron'un bize verdiği cPanel'de öyle bir kısım yoktu. Çünkü arka plandan Nexus Core eklentisi buna tanımlanmamıştı. Tamam. Eğer ki bu kullanıcıya biz tanımlarsak karşımıza .NET Core geldi. Buradan Application Settings diyelim. Eğer ki çalışıyorsa zaten .NET Core eklentisi çalışıyorsa environment'ları değiştirmemize izin veriyor. Development modda mı olsun, production modda mı olsun bunu değiştirebiliyoruz. Loglama işlemleri açık olsun, kapalı olsun. Bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Whost Management'tan ve Post Management'tan gelip ilgili kullanıcıya, eHurnal'i kullanıcısına bu eklentiyi kullanma izni vermezsek eğer, buradaki tiki kaldırdım, kaydet dedim. Tabii şimdi bu yaptığım iş paketlerin dışına çıkmış oluyor. Özel olarak o kullanıcıya özgü bir şey yapmış oluyorum. İstersen bu paketi, bu özellikle güncelleyebilirim ya da sadece bu işlemin sadece Erkan kullanıcısı için geçerli olmasını sağlayabilirim. Devam ettim. Telefonum kapandı bu arada. Şimdi gelip bakarsak eğer şuradan cPanel'e geliyorum. eHurnal'i kullanıcısının olduğu yerde Application Settings kısmından girdiğimde bakın bu hesap için etkin değil. .NET Core. Yani arka plandan yöneticiler ve post management'ı kullanarak cPanel'deki eklentileri kontrol edebilirler. İlk istediği pakete tanımlayabilir, istediği hesaba tanımlayabilir, özel olarak hesaplara tanımlayabilir. Bunu hosting firmanızdan talep etmeniz gerekiyor. Ya da kendi sunucunuzu kurup onun üzerinde çalıştırmanız gerekiyor. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar eğer ki bu eklenti kuruldu ve o kullanıcıya atadıysak ya da ilgili pakete kullanıcının bağlı olduğu pakete atadıysak arka planda eklenti çalışıyor. Arka planda dosya yöneticisinden baktığımızda şurada Public ASP.NET diye bir klasör geliyor. Artık eğer ki .NET Core projeleri yayınlamak istiyorsak bu ASP.NET klasörünü atamamız gerekiyor. Değilse de public HTML kısmını atamamız gerekiyor. Şuradan bir proje deneyelim yine. Oluşturup yayınlayalım. Hatta bizim şuradaki yayınlanmış projemiz vardı sanırım. Neredeydi? Bipro'nun içinde.
Yayın deneme bir tane daha oluşturalım. Yayın deneme 2 olsun. Restore işlemi bitsin. Burayı 3.1'e alalım. Evet. Şimdi projemizi yayınlayalım. Basit bir projeydi zaten. .NET New MVC dedik. Ha pardon. Bunu oluşturmuştuk. Şimdi yayınlayacağız. Yayınlarken de arkadaşlar şurada kendi belgeleri içinde nasıl yayınlanabileceğini anlatmış. Uygulamanızı nasıl yayınlayabilirsiniz diye dikkat etmemiz gereken yerler var. Visual Studio'da anlatmış tabii bunu da. Çok önemli değil. Biz aynı ayarları zaten şeyden de yapabiliyoruz. .NET Publish komutundan da yapabiliyoruz. Bu Visual Studio'nun FTP özelliğini kullanarak yapmış. Dikkat ederseniz. FTP'yi şuradan bağlanmış, atmış. Biz harici FTP ile de dosyalarımızı gönderebiliriz. Evet. Burada arkadaşlar bir yerde taşınabilir olarak dağıtmayı unutmayın diyordu. Yayınlarken. Neredeydi göremedim. Neyse. Yani şuranın portable olması gerekiyor. Framework bağımlı ve portable olarak dağıtmamız gerekiyor. Çalışma zamanı ID'lerinden Windows'un portable'ı için ne kullanmamız gerekiyordu ona bakalım bir. Nereye koymuştuk? Şuraya. WinX64 ya da işte platformu biliyorsak WinX86, WinX64'tür muhtemelen. O şekilde biz bunu yayınlayalım bu projeyi. Şurada view'lerden birini değiştirelim. Bizim proje olduğu belli olsun şuraya. cPanel'de yayınlıyorum. .NET Core projemi. cPanel'de yayınlıyorum dedik. Bunu yayınlayalım. .NET Publish. Şu öncekileri seçelim. Self-contained false olsun. Çalışma zamanı belirteceğiz. -r ile. Ne yapacaktık bunu? Windows X64 taşınabilir olarak yayınlamak istediğimiz için. Enter'a bastık. Bunu da kendisi belirtiyor özellikle. O yüzden bu şekilde yaptık. Eklentinin kendisi belirtiyor. Tamam. Şuraya geldi. Relays'in içinde. Evet. WinX64'ün içinde Publish kısmı. Bunu şimdi oraya bağlanıp atmamız gerekiyor. Oraya bağlanmak için FTP bilgilerini okuyalım. Nereden? cPanel'den geldik. Bu kullanıcının bu arada arkadaşlar biraz önce şu sertifika çalışmıyordu. Sanırım o yüzden birinci etki alanı oluşmamıştı. O yüzden biz bağlanamıyorduk. İçini değiştirmeden bir bakalım. Normalde ISO hesap XYZ gelmiş olması lazım. Yok pardon burası değil. Ben karıştırdım. Natro'dakini çalıştıramamıştık ya. Şuranın onaylı olması gerekiyor. Neyse.
Şimdi o dursun bir. Bunu indirelim. Ne yapıyorduk biz? FTP programıyla ASP.NET klasörünü aktarmaya çalışıyorduk. Bunun FTP bağlantılarını almaya çalışıyoruz. FTP hesapları dedik. Evet. Daha önceden bir tane oluşturulmuş FTP hesabımız var. İstersek sınır koymadığımız için şeyden ve post management'tan sınır koymadığımız için yeni FTP hesapları da oluşturabiliriz. Şimdilik bunu kullanalım arkadaşlar. Şurayı alıyorum. Bağlanacağımız sunucu yerine yapıştırdım. Kullanıcı adımı aldım. Yapıştırdım. Bunun şifresini inşallah doğru hatırlıyorumdur. Numara da 21 olarak geçiyor. Bağlan diyelim bakalım. Evet, bu bazen çözemediği zaman dediğim gibi şuradaki adresi de kullanabiliriz. FTP adresini çözemiyor. Ya da ben şifreyi yanlış hatırlıyorum. Bakalım. Şöyle deneyelim. Evet. Şifreyi doğru hatırlıyormuşum. O adresten dolayıymış. Şimdi cPanel'in olduğu yerdeki dosya ve klasörleri görüntülüyorum. Public ASP.NET kısmında daha önceden bir tane denemişiz aslında burada. Yani şu anda ısı hesap XYZ desem yayın deneme diye bir şey gelecek. Bakalım. Şu anda bir .NET Core projesi zaten yayınlanıyor burada. Eğer ki bunu durdurursam bir bakalım. Ve Post Management'tan bu kullanıcının .NET Core'unu geri alıyorum. Paketten yapabilirdik ama biz doğrudan kullanıcıdan yaptık. Şimdi bakalım yayınlanmayı kesecek mi? Evet. Orayı yayınlamayı kesti. Geri bunu özelliği verirsek. Yayınlıyor. Şimdi biz kendi derlediğimiz bir tanesini aktaracağız. FTP programıyla bağlandık. Burada Public ASP.NET'in içindeki kısımları siliyoruz. Tamam. Yayınlamayı kesecektir. İçinde dosya olmadığı için yenile dedik. Ön bellekten geliyor galiba şu an. Public ASP.NET'in içindekileri sildik halbuki. Bunun gelmemesi lazım. Şuradan deneyelim. Evet, bunlar nereden kalmış? Hiçbir şey gelmemesi lazım aslında. Neyse, muhtemelen bir yerlerden alıyor arkadaşlar. Ön bellek gibi bir yerlerden alıyor. Biz şimdi yeni dosyaları buraya gönderelim. Ya da şuradan içinde dosya kalmadığını bir doğrulayalım. cPanel'den bakalım. Dosya yöneticisinin içinde. Evet, boşken aslında bize hiçbir şey göstermemesi lazım da. Neyse, buraya aktaracağız arkadaşlar şimdi. Yeni yayınladığımız proje neredeydi? Programlama 3'ün içinde BPro. Yayın deneme 2. Bin klasörünün altında Relays 3.1 WinX64'ün içindeki Publish'in içindeki dosyaları buraya aktaralım.
Bakalım. Şunu değiştirince yeniden etkinleştiriyor. Normalde otomatik yapıyor da. Derlemesini tekrar yapalım arkadaşlar. 3.1'e aldık. Daha sabah çalıştırmıştım aslında da. Bir şeyi yanlış yaptık demek ki. Bir daha bakalım. Yani HTTPS'yi kullanmayın diyor ama onu kullandığımda da sorun çıkmamıştı. O yüzden onu tutuyorum. Normal onun HTTPS'ini kullanmayacağız. Framework bağımlı olacak. Portable olacak. Şunu kapatalım. Projeyi bir derleyelim. Paketleri güncelleyelim. Şimdi tekrar release modda self contained false olacak. Yani framework bağımlı yaptık. Ve Windows x64'e portable olarak bunu derliyoruz. Release modda. Evet, bir sorun olmaması lazım ya. Yani şurada bizim bir problemimiz var. Şu anda aslında içi boş olmasına rağmen hala aynı hatayı veriyor. Arkadaşlar takip edebiliyor musunuz? Ben kendi kendime yapıyorum ama o şeyler. Isı hesap x y z'yi bir deneyebilir misiniz acaba? Eğer takip ediyorsanız. Biraz ders uzadı ama sizde de mi 503 hatası veriyor?
Isı hesap x, y, z'yi deneyebilir misiniz? Isı hesap x, y, z. Aynı mı? Tamam. Servisin kullanılamadığına dair şunu bir açıp kapatalım. Pardon, bu değil. Şuradaki şeyden bir kurtulalım. Bu kafa karıştırıyor arkadaşlar. Natro'dan kurtulduk. Şuraya geri geldik. File Manager'ı da bir kapatalım. Evet, şunu eğer kesersek sadece bu hesap için. Şimdi ısı hesap x, y, z'ye bağlandığımızda tamam, bu .NET Core'un eklentinin çalışıp çalışmadığını bize gösteriyor. Şu anda eklenti çalışmıyor. Eklentiyi açalım. Evet, güzel. Eklenti çalışıyor. Bu sefer 503 hatası vermedi. Kendi örnek sayfası çalışıyor. Lakin burada da tuhaflık şurada. Kendi örnek sayfası yok içinde. Aslında içinin boş olması lazım. O sayfanın gelmemesi gerekiyor. Public ASP.NET kısmına bakıyoruz. Bunlar nereden geldi? Biz bunları silmedik mi? Şunları silelim. Bu klasör boş. O klasörün boş olduğunu şuradan da bir doğrulayalım. Boş klasöre bizim derlediğimiz release'in içindeki win64'ün içindekileri aktaracağız. Release'in içinde yayın 2, evet, release'in içinde WinX64'ün publish'indekileri aktaracağız. Ne zaman oluşturuldu? 17.35'te. Yani biraz önce. Doğru yerdeyiz. Şunları gönderiyorum. Şimdi şuradan x, y, z'yi tekrar çağıralım. Servis kullanılamıyor. WinX64 yerine WinX86'yı kullanalım arkadaşlar.
derlemek için. Çalıştırmıştım çünkü ben bunu. Şuradaki bin klasörünü silelim. X86'ya göre yapsın. Derleme bitmiş. Tamam, şuradakileri gönderelim. Neyse, yani muhtemelen basit bir yeri kaçırıyoruzdur arkadaşlar. Şu anda göremiyorum. Ders anlatırken oluyor bazen böyle. Çalışıyor. Yani bir önceki uygulamamız çalışıyordu, onu göstermiştim. Şimdi yenisini atarken basit bir yeri kaçırıyoruzdur. Soru mu var? Evet, bugün arkadaşlar ben kaçta başladım? 10'da, 11'de başladım. Sizin derse gelirken de tam 2-3 geçti. Yani artık bitirmeliyiz dedim. Yanlışlıkla elim dersi kapatmaya tıkladı hatta. Diğer arkadaşlara da yanlışlıkla kapattım dedim. Onları geri dönemedim bile. Ondan sonra sizin ders başladı. İşte bir verdiğimiz aralar var. Uzun süredir de ders anlatıyorum gerçekten. Ama bunu yani niye çalıştıramadık anlayamadım. Şimdi dert ettim ama. Eklenti çalışmasa burası gelmez. Eklenti çalışıyor. Kendi sayfasını yayınlıyor. Biz hesapla ilgili bir şey mi yaptık? Yok, onları değiştirmedik. Yayınlarken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Değil. Sadece portable olarak yayınlayın diyor bize. Onda da problem olmaması gerekir. Neyse, tamam. Peki, bulamadım arkadaşlar. Bulursam haftaya size tekrar gösteririm. Arkadaşlar, biraz önce yayınlarken takıldığımız bir yer vardı. Runtime verdiğimiz zaman taşınabilir olmuş olmuyordu. Sadece Windows'a özgü oluyor. Orada bir yanlışlık yapmışız. Bizim self-contained olarak yayınlamamız gerekiyor ki çapraz platform olsun. Uygulamamızı bin klasörünü sildim ben şuradan. Sonundaki kısmı silip tekrar yayınlıyoruz. Buradan ASP.NET klasörünün içine publish şuradakileri sürükledik.
Tamam. Şimdi ısı hesap XYZ'yi yenilersek projemiz yayınlanmış oluyor. Peki bugün ne yaptık? Bugün web uygulamalarımızı yayınlamaya çalıştık. Birkaç bölüm halinde sürdürdük dersimizi. Temel kavramları önce bir hallettik. Bir alan adına ihtiyacımız var. Eğer ki paylaşımlı bir hostingden yayınlayacaksak, bir de yani paylaşımdan yayınlasak da alan adına ihtiyacımız var. Bir de konak yere ihtiyacımız var. Paylaşımlı bir hostingden yayınlayacaksak eğer, değişik paketler verilmiş bize. Onlardan birisini beğeniyoruz ihtiyacımıza göre. Fiyatı da ona göre değişiyor. Daha sonra bu alan adını o hostingle ilişkilendiriyoruz. Bu işe name server diyorduk. Name serverlara ayarlama, NS'leri girmek de diyorlar buna. Daha sonra buradaki web alanını yönetmeye başlıyoruz. O web alanını daha kolay yönetebilmek için panellerden yardım alıyoruz. Plesk panel ya da cPanel olabilir. Bu panellerin Plesk panel aradaki farkı kullanım, işte güvenlik, performans, fiyat açısından farkları olabiliyor. Şuraya ben makaleler koymuştum. Bunları okuyabilirsiniz. Plesk panelin doğrudan .NET Core için desteği var arkadaşlar. Windows'da ve Linux'da çalışıyor. cPanel ise sadece Linux'da çalışıyor. .NET Core projelerini çalıştırabilmek için de dahili bir desteği yok ama sonradan bir eklentiyle çalıştırabiliyor demiştik. Biz gerçi çalıştıramadık ama bu eklentiyle, daha doğrusu çalışıyordu da şimdi yapamadık. Derste bir aksilik oldu. Bu eklenti yardımıyla cPanel üzerinde de .NET Core projelerini çalıştırabiliyor olmamız lazım. .NET uygulamalarını yayınlamak için birkaç kavramdan bahsetmiştik. Framework bağımlı ve self-contained, kendi bağımsız, kendi başına yeten, kendine yeten. Kendine yeten dediğimizde .NET'i de içinde dahil ederek gönderiyor. Framework bağımlı dersek daha küçük bir yayın dosyası oluşturuyor. Evet. Avantajlarından, dezavantajlarından bahsettik. .NET publish komutundan bahsettik. Bu kadar arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar bugünlük. Sormak istediğiniz varsa, eklemek istediğiniz, cevaplamaya çalışırım. Tabii ki. Ha, şimdi bir dakika, ikisi ayrı soru oldu. Projemizi almış olduğumuz alan adı üzerinden yayını aldıktan sonra alan adını yenilemezsek, örneğin biz burada yapıyoruz, optik analiz e-mail dedik değil mi? O 270 gün sonra dolacak. Evet, projeye erişim otomatik olarak kalkar mı? Esma şöyle, optik analiz nokta e-mail dedikleri zaman hiçbir şey gelmez karşılarına. O şekilde projeye ulaşamazlar. Ama hosting firması devam ediyorsa onun IP adresiyle oraya ulaşabiliriz. Sadece kullanıcıların optik analiz e-mail diyerek oraya ulaşmasını engellemiş oluruz. Engellenmiş olur. Yani internet üzerinden optik analiz e-mail dedikleri zaman bizim hosting firmasına yönlendirme işi kalkmış olur. Hosting firmasındaki yer de biterse, onun süresi de dolarsa, benim hostinglerden de dolanlar oldu. O zaman projelere erişim kalkıyor. Evet. Tamam. Mobil programlama dersinde projelerimizde arka planda API'ler üzerinden veri tabanına bağlantı sağlayan uygulamalar geliştirmemiz gerekiyor. Tamam. API'leri ASP.NET ile geliştirmek istiyorum. API işlemi öğrenebileceğimiz bir kaynak var mıdır? API nasıl geliştirebilirim? Hasan, aslında API'lerin bizim normal controller'lardan çok bir farkı yok. Normalde bizim controller'larımız, herhangi bir action'ımız geriye bir view döndürür. Ama API'ler geriye bir JSON datası döndürür.
Yani aslında siz şu anda apileri çok rahat yapabilirsiniz. Apiler ayrı bir dünya değil. Normal controller oluştururken onu API olarak oluşturursanız geriye dönüş değeri JSON'lar olacak. Kullanıcı oraya bir parametre gönderdiği zaman biz nasıl ki şurada nerede o projemizde sildik galiba. Tabii yayın yapan optik analiz email sildik değil mi? Evet, onu da sildik. Buradan bir action'a biz parametre gönderiyoruz. Şunu veri tabandan sildi. O action o işlevi yerine getiriyor. Veri tabandan siliyor. Geri dönüyor. Çıktısını da bir view olarak ete kemiğe bürünmüş bir şekilde getiriyor. API'ler çıktısını JSON datası olarak veriyor. Bunu browser'larda kullanmayabiliriz de başka bir yerde kullanabiliriz. API'yi tüketen herhangi bir programda. Yani API'ler çok gizli bir dünya değil. Şu anda yaptıklarımızdan çok çok bir farkı yok. Aynı şekilde evet bir controller'da nasıl biz bağımlı enjeksiyonla bağlanıp veri tabanında işlemleri yapıyorsak API'lerle de aynısını yapıyoruz. Sadece geriye dönen değer bizim controller'ımızda browser'da gösterilebilecek ete kemiğe bürünmüş bir view dönerken API'lerde JSON bilgisi dönüyor. JSON dediğimizde XML gibi veri formatlayan bir yapı. XML'de nasıl taglerle verinin ne olduğunu anlatıyoruz karşı tarafa. İşte öğrenci tagini açtık kapattık. Burası öğrenci. Adı tagini açtık kapattık. Öğrencinin içinde açtık kapattıysak öğrencinin adı olmuş oluyor. Öğrencinin soyadı olmuş oluyor. Bu XML'de taglerle yapılıyor. JSON datasında da onun daha basit bir gösterimi var. Süslü parantezle yapıyoruz. Köşeli parantezle yapıyoruz. Virgül koyuyoruz aralarına. Daha yalın, daha sade bir. Şu anda maalesef bunu gösteremem. Yani kendi projelerimi açmış olurum. Ama dediğim gibi API ile ilgili en küçük bir kaynağı bile okusanız ben yapacağınıza inanıyorum aslında. Tamam. Peki. Ben teşekkür ederim. Evet. Sormak istediğiniz varsa arkadaşlar. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Identity'ye geçeceğiz artık arkadaşlar. Identity'den kullanıcı yönetimi ile ilgili bir şeyler yapacağız. Tamam. Haftaya gelmeden ona bakabilirsiniz. Güvenlik önlemlerini aralara serpiştiriyorum. Bugün şeyden ortamlardan bahsetmiştim. Geçen hafta şey demiştim. Neydi o? Token'lardan bahsetmiştim ya. O şekilde olacak arkadaşlar güvenlik önlemleri. Dilerseniz önceki kayıtlara bakabilirsiniz. Yani güvenlik önlemleri diye ayrı bir ders yapmayacağız. Tamam. Peki. GUID dediğimizde Hasan GUID'i de yapabilirsiniz aslında. Normalde biz integer olarak bir alan tanımlamıştık. Integer dediğimiz tahmin edilebilir bir sayı. 1, 2, 3, 4 gibi tahmin edilebilir bir sayı. Bunun tahmin edilemeyen bir sayı olması gerekiyor. GUID diye bir tür var. Integer'ları GUID olarak tanımlarsanız modellerinizde bunun denemesini yapın isterseniz. Bir modele başlarken integer yerine GUID alanı olarak tanımlayın. Onun otomatik olarak tahmin edilemeyen zor bir 16 hanelik zor bir sayı olarak geldiğini görürsünüz. Tamam. Peki. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Kayıtlarımızı da durduralım. İyi günler.